göstereceği şeyler. Ve burada toplu... Direkt remete. Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısında Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun köklü bir zihniyet değişimine uğrayan, Atatürk'ün partisi olmaktan fersah fersah uzaklaşan ve hatta kendi tabanından da bu konuda eleştiriler alan Cumhuriyet Halk Partisi ile FETÖ bağlantıları bu toplantıda Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından aktarılmıştır. İktidar ve devlet kurumlarının bu terör örgütüne topyekun mücadeleye başladığı zamanlarda ve hatta 15 Temmuz kanlı darbe girişimi sonrasında dahi birçok CHP temsilcisinden FETÖ'yü destekleyen açıklamaların yapıldığı tarihe bakıldığında görülecektir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tedarikçisi Fethullahçı terör örgütüdür. 7 yıldır bütün grup toplantıları FETÖ'nün materyalleri üzerinden gerçekleştirilmektedir. FETÖ'nün yayın organlarını ve bankasını ağlama duvarı haline getirenler bugün FETÖ'nün siyasi ayağını araştırmaya kalkmışlar. Oysa ki aynaya bakmaları yeterli olacak. Kılıçdaroğlu'nun danışmanları da, CHP'nin gündemi de, açıklamaları da bizzat FETÖ tarafından belirlenmektedir. Bu açıklamalar ve destekler bizzat genel başkan seviyesinde dahi olmuştur. Biz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın İzmir milletvekili olması ve CHP'nin genel merkez aktörleri kadar İzmir'deki aktörlerin de FETÖ konusunda sicillerinin kabarık olması nedeniyle bugün burada İzmir özelinde ağırlıkla olmak üzere bu bağlantıları fotoğraf kareleriyle görebileceğiniz bir sergiyi AK Parti İzmir Gençlik Kolları olarak İzmir halkına takdim ediyoruz. 30 Mart 2014 yerel seçimleri öncesi, yani 7 Mart 2014 tarihinde dönemin CHP İzmir İl Başkanlığı görevini yürütüyordu. Şu an ise Nahaldere Belediye Başkanı. 7 Mart tarihinde bakın ne diyor? Cemaat ile takdir ediyorum diyor. Ve buradaki açıklaması gerçekten ilginç. Bu cesur insanları hakikaten kutluyorum. Aklı olan, vicdanı olan bu hizmetleri takdir eder. Bir yurttaş olarak böyle bir hareketi haşhaşi gibi göstermeyi vicdanla bağdaşır bulmuyorum. Birinci resim koyalım. Dönemin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. Tabii bildiğiniz üzere bu haşhaşi takımı o yerel seçim kampanyasında kapı kapı dolaşıp Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy toplamıştı. O kampanya öncesi Türkçe Olimpiyatlarında Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkan adayıydı da kendisi Büyükşehir'de. Türkçe Olimpiyatları için ülkemizin dünyaya açılmasında daha büyük bir adım atılmadı diyor. Barış Yarkadaş'ın gündem olan tweet'i. Murat Bakan. Çok ilginç bir tweet. Biz de görünce şaşırdık doğrusu. 7 Haziran kampanyası öncesi bu tweet'i atıyor. Murat Bakan'ın Türk Yaşar Tayyip'i Mahit Yazgan'la beraber zaman ve fikir olan Cumhuriyet Halk Partisi Selim Sayın Köke Samanyolu tweet'i 14.14 Belediye Başkanı. Ben bir şehirde yaşayan bir genç olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin en son seçimlerde Urla seçmenine verilecek bir hesabının olduğunu düşünüyorum. Devletin vicdanı yapmıştır. Alalım. Bugün CNN Türk'ü boykot edenler, o zaman bakın niye acaba boykot etmemişler? Muharrem İnce zaman ve STV'yi savundu. Fel yayın yönetmenine yapmış olduğu ziyaret Tarık Toros'la beraber. Diğer resim alalım. Başkanı Murat Hazinalar'ın hizmet edenlere el uzatacağız demeci ve buradaki diğer resimler, diğer resim alalım. Grup toplantılarında baylok listesini açıklayacağım dedi. Açıklamasını hala bekliyoruz. Belki danışman kadrosunun ne kadar geniş olduğunu daha fazla öğreniriz. Peki. Sayın Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün alçakları Çiğli ana üssünden 15 Temmuz gecesi sizi öldürmeye değil, Sayın Cumhurbaşkanımızın canına kastetmek için havalanmışlardır.
Bizim için şu iki resim çok önemlidir. Yüce milletimiz bu iki resim arasındaki farkı da çok iyi bilmektedir. Bir tanesi 15 Temmuz gecesi işgal altındaki havalimanında inerek milletiyle beraber darbe yapan liderin resmi. İkinci resim ise havalimanından çıkması için tankların yol verdiği korkak ve yalancı bir FETÖ aparatının resmi. Bilinmesini isteriz ki Türkiye'de bir tane Recep Tayyip Erdoğan yok. Yüzlerce, binlerce Recep Tayyip Erdoğan vardır. Asla umduklarını bulamayacaklardır. Biz İzmirli gençler olarak şunu iyi bilmekteyizdir. Bilmekteyiz ve eminiz bugün Cumhuriyet Halk Partisi Mustafa Kemal Atatürk'le uzaktan yakından bir bağlantısı yoktur. Bu konuda daha ayrıntılı analizlere Emre Cemil Ayvalı'nın yazmış olduğu, Kılıçdaroğlu'nun da toplatılması için dava açtığı Yönünü Şaşıran Ok kitabında daha etraflı analizlere ulaşabilirsiniz. Biz AK Parti Gençlik Kolları olarak başlangıcı Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekillerine PTT aracılığı ile bu kitabı göndererek başlatmak istiyoruz. Kılıçdaroğlu da bu kitabı toplatmak yerine baştan bir okursa kendiyle yüzleşme fırsatını da bulabileceğini umuyoruz. Hakkı Başkan okuyarak gelin. Emin abi. Abi. Abi birlikte gelsene. Kendisi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne Genel Başkanlık makamını yolluyor. Biz de İzmir Gençlik Kolları olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP milletvekillerinin makamına teker teker bu kitapları PTT aracılığıyla yolluyoruz. Ben ilk kitabımı Atilla Sertel'e yolladım. Diğer arkadaşlarımız da diğer milletvekillerimize yollayacak. Teşekkür ederim.